Arkadaşlar herkese yeniden bir Heyday bölümünden daha selamlar. Geçenlerde Mustafa ile beraber tam 200 bin arkadaşlar altın kasmıştım. Bildiğiniz gibi bu bölümde de bu kastığımız altınları harcayacağız. Diyelim hemen Heyday bölümüne başlamak istiyorum ama Heyday bölümlerinin devamı için mutlaka kanala abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmazsınız. Değil mi? Hemen videoya geçeyim. Evet arkadaşlar, bu bölümde dediğim gibi köyümüzü güzelleştireceğiz. Kastığımız 200k altınımızla arkadaşlar. Çipliğimdeki değişiklikleri bir size anlatmak istiyorum efendim. Gemim açıldı arkadaşlar, gördüğünüz gibi gemiyle artık kargolar gönderebiliyorum. Kargolar yükleyebiliyorum. Burada bir tane makine açtım arkadaşlar. Dikiş makinesi adı altında. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir sipariş vermiştik. Onu da aldıktan sonra abi köyü güzelleştireceğiz dediğim gibi bu bölümde. Bakalım köyde ne kadar güzelleştirebilirsek o kadar güzelleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle şuraları bir geçelim. Ne koyabiliriz, ne koyarsak köy güzelleşir, bunu bir düşüneceğim arkadaşlar ve köye ona göre yatırımlar yapacağım, onu söyleyeyim. Mesela bu nergismiş. Oo. Ama yok ya, bunu koymayacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, daha çok güzelleştirebileceğimiz bir yer var mı? Bu neymiş ya? 5000, hani bunu vermek ne kadar mantıklı? Bunu versen ne olur lan 5000'e? Manyak mıyım ben, bunu 5000'e vereyim ya? Mesela arkadaşlar şöyle feneri buraya koyabilirim ya. Evet, bunun yerine buraya koyabiliriz feneri. Şimdi bu fenerlerle bir şekil şukul yapabilirim, bunu bir koyalım. Mesela şu fenerleri abi şöyle şuralara koyabilirim ya arkadaşlar, ne diyorsunuz? Bence gayet tarz olur, tatlı olabilir ya. Fenerleri koyalım. Evet, ikinci feneri de arkadaşlar buraya koyacağım. Böyle yan yana koyabilirim. 3 tane koysam herhalde arkadaşlar güzel bir görüntü sağlarız, evet. Bence güzel bir görüntü sağladım burada en azından. Şu sağ tarafta güzel bir görüntü sağladık ama bakalım arkadaşlar ne var ne yok koymaya çalışacağız. Güzel bir şeyler. Bu nasıl gözüküyormuş? Yok abi, tırt gözüküyor bu arada. Bunu geç. Şu güzel gözüküyor arkadaşlar, saman balyaları. Bunlarla da bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir şeyler mi yapsak lan? Yo. Şuraya da bunu koyabilirim ya. Şöyle hocam, şöyle koyalım ya bunu da. Aynen böyle. Bence burada arkadaşlar güzel bir görüntü oluşturdu. Şöyle bir açtık hocam. 3 tane şundan çıktı. Güzel. Tamam, okey. Devam edelim arkadaşlar. Böyle köyü gerçekten de çiftliğimizi böyle hayvani bir şekilde güzelleştirmek istiyorum. Ne koyabiliriz böyle? Büyüğünden, güzelinden bir şeyler koymam gerekiyor abi. Çiftliği gerçekten güzelleştirmek istiyorum. Ve oturak. Oturak çok tatlı olur. Bank çok tatlı olabilir. Şuraya bank koyabilirim ya bu arada. Aynen, buraya bank koyalım arkadaşlar. Şöyle 1, 2 ve 3 bank. Şunların yerine abi. Bence çok tarz olacak arkadaşlar. Çok tatlı olacak. Bakalım öyle olacak mı, tabii göreceğiz. Tamam, bence gayet tatlı oldu bu arada ya. Şöyle hop hocam. Biraz da bunu böyle yaparsak. Tamam, bence arkadaşlar 10 numara oldu ya. Köyü güzelleştirdik bu arada, ciddi ciddi. Bunu birazcık ters döndürebiliriz. Hocam diğer tarafa doğru kaymıyor musun? Sen yok, kaymıyorsun. Okey. Bunları da şöyle yapabiliriz. Evet, böyle güzel oluyor. Ha, bunları da böyle yapalım arkadaşlar. Tamam, bence bu arada burası gayet tatlı oldu, güzel oldu efendim. Birazcık yoruculuğu var. Şöyle her seferinde aşağı inip bu çitlerden bulmak istemiyorum abi ya. Şöyle çitleri çekeceğim ama buraya ya. Bence tarz olacak abi. Tatlı olacak bu çitler buraya. Oo! Altınları çatır çutur harcıyoruz arkadaşlar, farkındaysanız. Yapacak bir şey yok. Harcamak için topladık, harcamak için yaptık ve harcıyoruz hocam. Bu kadar basit ve net. Level bile atlayabiliriz yani şu saatten sonra, bilmiyorum. Evet, şuradan da bir tane alalım, bunu hemen götürelim hocam, bu da gitsin. Tamam, güzel. Ya abi niye gitti şeyim ya, çitlerim nerede hocam benim? En altta 2300 altına kadar gelmişiz bu arada. Çitlerle güzel bir görüntü oluşturduk bence arkadaşlar, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz şu an ama. Bence en azından ayrı bir yer olduğunu göstermek açısından güzel oldu bunlar ya. Valla ben beğendim hocam bu arada. Tamam, daha da koyulmuyor tarafa. Boş yer yok diyor. Güzel oldu. Çitlerimizi de çektik arkadaşlar bu arada. Şöyle göstereyim. Çitleri çektik. Çitleri çekince güzel durdular. Evet, bu çitlerden kullanacağız arkadaşlar şimdi. Bu çitlerden kullanıp şuraya da devam edeceğiz koymaya. Valla bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Mük olacak diye düşünüyorum bu arada. Bunları tabi boşluk bırakmamız lazım ki araya da çit koyabilelim. Evet tamam, şimdi istediğim oldu. İstediğimi elde ettim. Devam edelim koymaya abi. Şöyle mesin olacağım. Çitlerimizi serelim. Evet, bu arada arkadaşlar köy bittiğinde hani nasıl yapmışım diye yorumlara yazarsanız sevinirim. Elimden geldiğince bir tarz bir şekil şukul yapmaya çalışıyorum dediğim gibi. Köyü ne kadar, çiftliğimiz daha doğrusu, köy çiftlik bende karışıyor, ne kadar güzelleştirebilirsem o kadar sevindirik olacağım. Onu da söyleyeyim. Koyamıyoruz değil mi biz böyle? Okey. Tamam, böyle kalsın ya burası. Bunları dördünü de böyle dizdik abi, güzel oldu bence. Şimdi başka bakalım arkadaşlar köyümüzü güzelleştirmek için ne koyabiliriz diye. Bunlardan koymayacağım. Bunlardan zaten var abi sağ tarafta. Bu neymiş? Çamaşır teknesi diyor. Yani bunlar çok böyle acayip, oha falan denilecek bir şey değil bence. O
O yüzden onlardan koymak istemiyorum. Şu neymiş abi? Çardak diyor. Aa, çardak da koyabiliriz lan. Aa, çardak da güzelmiş hocam. Çardağı böyle en köşeye bir yere koyabilirim diye düşünüyorum da yok. Şuraya koyabiliriz yani. Şurada kalsın arkadaşlar. Çardağımız da burada kalsın. Bunları götürelim. Çardak kalsın burada abi. Şunları da şöyle yapalım. Bence güzel durdu. Şunları arkadaşlar geri gönderebiliriz bence. Şu neymiş ya? Bunu da geri gönder. Aa, bu geri gönderilmiyor mu lan? Aga be. Buraya aktardım ve sol taraf arkadaşlar, şimdi aklınıza gelmeyeceğini düşündüğüm bir şey yapacağım ve artık her köye giren abi bu köyün kime ait olduğunu, yani bu çiftliğin kime ait olduğunu anlayabilecek arkadaşlar. Aklınıza geldi mi bilmiyorum ama şu an benim aklıma bu geldi arkadaşlar. Videoyu da bu şekilde noktalandıracağım bu arada. Efsane bir hareket yapıyoruz arkadaşlar, haberiniz olsun yani. Çok güzel bir hareketle videoyu noktalandırıyorum. Herkesin de beğeneceğini düşünüyorum bu köy şeklinin. Ya yani birçok şey yaptık, sildik. En son şekil olaraktan arkadaşlar böyle bir şey yapacağım. Ve bence hoşunuza gidecek abi. Bakalım gidecek mi, tabii göreceğiz. Ama bence gidecek arkadaşlar. Zaten burada da gördünüz. Ne yapmak istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Kendi nickimi arkadaşlar, oyunlardaki nickimi buraya yazmayı planladım. Bilmiyorum nasıl yapacağız ama şu an arkadaşlar bence yaparız ya. Yapılabilir ya. Bu daha önce de kimsenin aklına gelmiş midir acaba arkadaşlar? Ben de merak ettim şu an bunu. Bilenleriniz varsa yazsana. Daha önceden bu kimsenin aklına gelmiş midir sizce? Ama bu benim aklıma geldi hocam ve bunu yapacağım şimdi. Güzel olacak diye düşünüyorum arkadaşlar bu arada. Çok tatlı duracak ya. Giren bir daha bakacak yani. Oha, bu köy kimin diyecek. Yani bu köy kimin Allah'ım diyecek ya. Bu yapmış uğraşmış adam diyecek. Ve evet, usu yazdık arkadaşlar. Şimdi diğer kalanları yapmamız lazım şu an. T'sini de yaparsak mük. Abi yetmezse üzülürüm ama ya bu arada. Başka var mı hocam bizim burada şeyimiz? Yok. Evet. Tamam, buradan arkadaşlar çimleri bulmaya devam ki. Çimleri alalım şöyle. T'mizi de yapalım. Şöyle hocam. Bu arada level bile atlayacağız neredeyse arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. Şöyle. Hadi be oğlum. Hadi be yavrucuğum. Heh, şöyle güzel. Yani şekil olarak da arkadaşlar bence güzel oldu. Tabii bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Şekil olarak güzel durdu. Şunları bir şöyle yapalım abi. Bunları da sağ tarafa doğru yollayacağız. Bu toplanabilir şeyleri. Sağa doğru yollayabiliriz. Ya da burada da kalabilirler bunlar ya. Bilmiyorum. Buna bakarız abi. Buna bakarız. Ya, bu köyün şekli değişecek de arkadaşlar. Sağ tarafta da baya bir şey var. Onları da aldığımda bu köyün şekli tabii ki de değişecek. Onu da söyleyeyim ya. Böyle kalmayacak bu köy. Yani çiftliğimizin şekli daha değişecek arkadaşlar. Bunu söyleyelim tekrardan. Ve hemen son harfimiz A harfine de geçelim. Aa, buraya yazmıyor. Yapma, hayır, olamaz. Heh. Yapmamız lazım hocam bu A harfini. A harfini yapamadan gözüm arkada kalır yemin ediyorum, bir A harfini yapamazsam. Evet, son harf. A harfini bakalım yaptıracak mı bize? Yaptıracak ya bence. Yes boy. Evet arkadaşlar, ustayı da yazdık. Mük plus mük durdu bu arada. Oha. Oha. Evet, bence 10 numara oldu. Tamam arkadaşlar, burada videoyu noktalandıracağım. Bence 10 numara 5 yıldız bir köy düzeni yaptık. Yani çiçeklerimizi ve tarlamızı buraya sağ tarafa doğru sürükledik. Zaten burası yan tarafında açılınca arkadaşlar daha da güzelleşecektir diye düşünüyorum. Şuradaki kulübelerimizi vesaire ne yapsak diye düşünüyorum bu arada ya. Bunları da arkadaşlar şöyle sol tarafa doğru alalım. Dur bir. Ha, bunları da buraya doğru alabiliriz sanırım ya. Şöyle aldık bunu da mesela. Bunu da böyle ortaya koyalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buradakini de alalım. Bu ağacımızı da efendim şuraya bir yere koyalım. Bu ağaçların yeri sonrasında arkadaşlar düzeltilir tabii. Ağaçların yerini vesaire arkadaşlar sonrasında düzeltiriz. Yine şurada çok güzel bir görünüm sağladık. Şunu bir kaldırabilirim. Bence tek bir tane orada olması yeterli. Yine bunu da en ön saflara bir yere koyabiliriz. Bu da çünkü güzel bir şey arkadaşlar. Çiftliği güzelleştiren bir şey. Yani bu ikisi en önde kalabilir. Arka tarafa şunu da şuraya koyabiliriz ya. Aynen. Bunu da bu en başına koyalım arkadaşlar. Bu da güzel durur burada. Aynen, bu da burada kalsın. Yani evet, şuraya çiçeklerimizi koyduk. Şu orta yola da arkadaşlar ne koysam ona bir bakayım son olarak. Sonrasında da videoyu noktalandıracağım arkadaşlar. Hatta şu çiçekleri ben öyle yapabilirim ya. Aynen. Şu çiçekleri arkadaşlar şöyle tam ortalayacak şekilde buraya koyabiliriz ya bence. Yani şu şekilde. Aynen. Bu şekilde. Yani o kadar para harcayamadık arkadaşlar. Gördüğünüz yani anca 60k 70k falan harcayabildik. Çünkü hani para harcayacak da pek bir şey yok. Aynen, burası da böyle koyarsak bence usta yazısı da inanılmaz güzel durdu arkadaşlar. Çok iyi aklıma geldi o. Sonrasında böğürtlenleri buraya koyduk. Böğürtlen miydi? Bunlar neydi abi? Bilmiyorum da tam. Ahududu çalısını buraya koyduk, ahududu çalılarını. Usta yazısı burada arkadaşlar. Hayvanlarımız, gemilerimiz, en son gelen hesabın şekli zaten bu halde. 21 levele de çok yaklaştık. Köyün üzerinde tarla ve ağaçları da elma ağaçlarını buraya ekledik arkadaşlar. Tamam, ben burada videoyu noktalandıracağım.
Bence gayet güzel durdu arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Şöyle bir bakalım bir daha. Ya bunu da en sağa koyabiliriz. Yani en köşeye de bunu koyalım. Ya da yok. Burası üretim yeri ya arkadaşlar. Burada durmasın ya bunlar. Ya bunu da şöyle en sola bir yere koyabilirim herhalde ya. Bak gitti nereye ya yine. Şu en sola bir yere gidebilir ya. Aynen burada kalsın arkadaşlar bu da. Tamam köyümüzün şekli en son şekli bu oldu arkadaşlar. Tabi burası da açıldığında daha da güzel şekiller yapacağız. Bu kadar altın harcayabildim. Gördüğünüz ya başka da altın harcayacak bir yerim yoktu. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlara da yazmayı unutmayın. Özellikle şu usta yazısı bence çok iyi aklıma geldi ve güzel durdu. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinizi yorumlar kısmına dedikten sonra ben Bireyde bölümünden sonuna geliyorum. Kendinize başka bölümlerde görüşecek. İyi bakın hoşçakalın ve bay bay.